Bahçeşehir, bir tarih, bir kent, bir başarı öyküsü. 99 yılında belediye oldunuz ve siz belediye olduğunuzda galiba Bahçeşehir'de hala mum vardı değil mi efendim? Evet, maalesef. Mum yani... vardı, yol yoktu, evet, su yoktu. Ve siz o zaman dediniz ki dağ ne kadar yüce olursa olsun üzerinden yol geçer. Önce Kızılay çadırları sorun oldu, şimdi ise prefabrik evler. Devletin ihaleyle yaptırdığı deprem konutları 1,5 milyar liraya mal olurken prefabrikler daha ilk yağmurda su almaya başladı. Bahçeşehir Belediyesi ile özel sektörün ortaklaşa yaptırdığı prefabrik evler ise aynı fiyata mal olurken devlet evlerinin yanında villa gibi duruyorlar. Prefabrik evlerin içi yağan yağmurla göle dönmüştü. Bahçeşehir Belediyesi aynı paraya Yalova'da kaliteli prefabrik afet evleri kuruyor. Bahçeşehir'in yaptığı ilk çalışmayla beraber de diğer sivil toplum örgütleri, diğer devletin haricindeki kurumlar da biraz daha hareketlendiler. Onun için bir ilk olmanın özelliğiyle getirdiği dinamizm de vardı. İstanbul Bahçeşehir'de çimleri, çevrenin temizliğini yaşları 6 ile 15 arasında değişen Berli sakinleri denetliyor. Söz dinletemediklerinde ise belediye başkanına şikayete gidiyorlar. Geçen yıl bir büfe kapattıran küçük zabıtalar esnafa göz açtırmıyor. Amaç miniklere çevre bilincini aşılamaktı. 2 kişi vardı. Yerlere çöp attıklarını gördüğümde eve gittim. Sonra işte Kemal Bey'e telefon ettim. Ve Kemal Bey kim? Başkan. Belediye başkanı. Bildiğim kadarıyla, anladığım kadarıyla burada gördüğümüz ufaklıklar diyeceğim ve daha onlar gibi Bahçeşehir'de kaç tane toplam? Toplam 3000. 3000. Evet. 3000 çocuk belediyenin gönüllü denetmeni olarak Bahçeşehir'deki her türlü olumsuzluğu görüp size bildiriyorlar. Evet. Nasıl bildiriyorlar? Belediyenin bir internet adresi var. Buradan e-mail gönderiyorsunuz. Ne yapıyorsunuz? E-mail. E-mail. Belediyeye e-mail yolluyorsunuz şikayetleri, gördüğünüz tespitleri. Evet. Şurada ya şaka da... yapıyorsunuz. Siz Türkiye'de yaşıyorsunuz. Farkında mısınız? Evet. Hayda mı? E-mail mi yolluyorsunuz? Evet. Ve birisi ya... orada belediye bunları okuyor. Hı-hı. Kim okuyor? Belediye başkanının yetkileri ya da kendileri. Ciddi yapmayan insanlar da var. Biz bunu yine belediyeye tespit edip yani, gönderiyoruz. Yani müfettişler aynı zamanda birbirlerini de denetliyorlar. Evet. Oo, süper. Arkadaşlarınızı işte. Uyarıyor musunuz? Böyle aranızda küçük toplantılar düzenliyor musunuz? Yani toplantı düzenlemek değil ama okulda bir araya geldiğimizde bu konulardan ara sıra bahsediyoruz. Ve benim başıma gelen Kemal amcanın da dediği gibi... Bütün çocuklar Kemal amca mı diyor belediye başkanına? Evet. Enteresan. Aile gibi. Yani. İlk çağdaş semt pazarı Pazar Türk İstanbul Bahçeşehir'de. Diğer pazarların aksine satıcıların bağırtısı değil, klasik müzik tınıları yükseliyor. Süpermarkette alışveriş yapar gibi pazara gidip ihtiyaçlarınızı alıyorsunuz. İşte böyle bir yer var İstanbul Bahçeşehir'de. Diğer semt pazarlarında yaşanan karmaşa ve sıkışıklığın, gürültü kirliliğinin hiçbiri bu pazarda yok. Pazar alışverişini yapmak isteyen vatandaşlar arabalarını Pazar Türk'ün otoparkına park edip güvenli bir ortama giriyor. Süpermarket konforunda hizmet veren pazarda her şey düşünülmüş. Jetonla çalışan özel pazar arabaları, kredi kartıyla alışveriş imkanı, servis minibüsleri, hatta müzik bile. Pazarda güvenlik daha safhada. Anne babalar kapkaç korkusu olmadan çocuklarıyla birlikte rahatlıkla alışveriş yapıyor. Pazar Türk'ün müdavimleri diğer semt pazarlarında da aynı konforu görmek istediklerini söylüyor. Reformun yasa tasarısında yer alan sağlık hizmetlerinin belediyeleri devri konusu, gözlerin aile hekimliği uygulamasını 1,5 yıldır başarıyla sürdüren Bahçeşehir Belediyesi'ne çevrilmesine neden oluyor. Sevgili seyirciler, İstanbul'da artan kapkaç ve gasp olaylarıyla yalnızca polisin başa çıkmasının zor olduğunu düşünen Bahçeşehir Belediyesi kendi çabalarıyla bir güvenlik ağı kurdu. Bahçeşehir'deki suç oranı New York'la kıyaslanamaz ama artık ikisinde alınan güvenlik önlemleri karşılaştırılabilecek. İstanbul'un genelinde artan suç oranlarını göz önüne alan Bahçeşehir Belediyesi yeni bir uygulama başlattı ve bunun için New York modeli seçildi. Bu kameralı güvenlik aracı ise 24 saat devreye gezecek. Kaydettiği görüntüler jandarma merkezine ulaştırılacak. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Çevre ve Tarım Komisyonu'ndan Bahçeşehir Belediyesi'ne ödül. Diploma ödülünü başarılılar arasında gösterilen Bahçeşehir'in Belediye Başkanı Kemal Aydın aldı. Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi Çevre ve Tarım Komisyonu'nun her yıl düzenlediği başarılı belediyeler diploma ödülünü Bahçeşehir Belediyesi de kazandı.
Fransa'nın Strasbourg kentinde 13 Avrupa ülkesine yapılan elemelerde sadece 35 belediyeye ödül verildi. Avrupa normlarında çalışmalar yapan belediyeler arasında gösterilen Bahçeşehir Belediyesi'ne verilen ödülü belediye başkanı Kemal Aydın aldı. Bahçeşehir eski Ramazan günlerini yeniden yaşıyor. İstanbul'da Bahçeşehir Belediyesi şehir merkezinden uzak yaşayan İstanbullular için Ramazan evleri kurdu. İstanbul'un kalbinin attığı yerlerden uzak, kendi içinde adeta küçük bir kent. Bahçeşehir Ramazan evlerinin zaman zaman ünlü konukları da oluyor. Münir Özkul, Ferhan Şensoy, Erol Günaydın, Sunay Akın ve daha birçok... 3 yıldan beri özel alanlarda vatandaşların kurbanlarının kesilmesini sağlayan Bahçeşehir Belediyesi bu konuda daha tecrübeliydi. İstanbul'da Bahçeşehir Belediyesi'nin modern kesim alanı vatandaştan tam not alıyor. Kesimhanenin pek çok noktasında hijyen amacıyla galoş makineleri bulunuyor. Kurbanlıklar için hazırlanan barınma ve kesim yerleri belirli aralıklarla sıkça dezenfekte ediliyor. Ayakkabılara galoşlar takılıyor. Yerler dezenfekte ediliyor. Burası bir hastane girişi değil, kurban pazarı. İlk olarak Amerika'nın bazı eyaletlerinde kullanılan beyaz nokta uygulaması İstanbul Bahçeşehir'de büyük başarı sağladı. Uygulamayla kazalar %60 oranında azaldı. İlk olarak Amerika'nın Pensilvanya ve Kaliforniya eyaletlerinde kullanılan beyaz nokta uygulaması trafik kazalarını azaltmada son derece etkili oldu. Bahçeşehir'de yaklaşık 2 aydır devam eden uygulama kazaları önlemede oldukça etkili oldu. Sürücülerin daha dikkatli olmalarını sağlayan bu yöntem, Bahçeşehir'deki başarısının ardından bütün Türkiye'de yaygınlaştırılmayı bekliyor. Adam gelmiş dedi ki beni şimdiye kadar bir tek Bahçeşehir Belediyesi çağırdı, sabahleyin orada hizmet verdim, yolları temizledim. ...2003'ünler giz yılı seçen Bahçeşehirliler, bahar şenliğinde ünlü sanatçıları ağırladı. Şimdi de Uçan Kuş çok sevdiği bir şarkı işitiyor Bahçeşehir'de ve Yavuz Bingöl konserine gidiyormuş. Bingöl Yavuz Sarı Gelin'i okuyormuş. Özcan Deniz de Bahçeşehir Festivali'nin konuk sanatçılarından biriydi. Böyle bir şeyin uçturulucu senize. Bahçeşehir semalarına geçiyor. Kemal Bey nasıl vaziyetler evladım? Beşiktaş ve Trabzonspor'un eski yıldızları Bahçeşehir Şöhretler Turnuvası'nda buluştu. Zaman makinesine girenler Bahçeşehir'de açtılar gözlerini. Vay canına, o da ne öyle? Dört büyüklerin unutulmaz yıldızlarının hepsi de bir aradaydı. Bakın bakın, efsane Beşiktaş'ın efsane futbolcuları Recep'i, Gökhan'ı, Rıza'sı. Eski arkadaşlarımızla tekrar bir arada oynamaktan dolayı mutluyuz. Bir nostalji yaşıyoruz şu anda. Futbolu bırakmış arkadaşlar. Hep beraber güzel bir organizasyonda buluştuk. Grubu bir araya toplayanlara teşekkür ediyoruz. Böyle turnuvalara gerçekten futbolu bırakan arkadaşların ihtiyacı var. Alkışlanmaya ihtiyacı var. Sevgiye ihtiyacı var. Çok enteresan bir organizasyon vardı Bahçeşehir'de. Bu işe biz başladığımızdan beri bize müthiş destek veren bir belediye başkanımız var. Şu anda da bir salon yapıyor Bahçeşehir'e. Şimdi zaten başkan konuştuğunda göreceksiniz. Ben çocuklar sormadı ama ben bir soru sordum. Nasıl bir salon olacak diye. Bence çıtayı çok yukarıya koymuş. Yani diğer başkanların buradan artık çıtayı nereye koyabileceklerini bilemiyorum. İnşallah Bahçeşehir'de bu altyapıyla birlikte buradan yetişecek çocuklarla biz NBA'de bir takım kuracak kadar başarılı çocuklar ihraç edeceğiz diye düşünüyorum. Basketbol Junior Lig'de 23 Nisan'da yapılan final maçında Efes Pilsen'i 54-51 yenen Baskent 34 şampiyon oldu. Bahçeşehirliler Türkiye'de Avrupa Şeref Bayrağı alma hakkı kazanan tek belediye olmanın mutluluğunu düzenledikleri etkinliklerle kutladılar. Bahçeşehir'de düzenlenen bu etkinliklerin nedeni belediyeye verilen Avrupa Şeref Bayrağı ödülü. Bahçeşehir Belediyesi Avrupa Birliği kriterlerini yerine getiren ilk belediye oldu.
Bahçeşehir'deki gölette düzenlenen törende konsey üyesi Avusturyalı parlamenter Johanna Schicker, Avrupa Şeref Bayrağı'nı aydına vererek kendisini kutladı. Dünya kenti, dünya markası olma noktasına taşımamız gerekiyor. Bir örnek verirsek, şu anda Bahçeşehir bir modeldir diye söylüyorum. Eserinde erken teşhisin önemine dikkat çekmek ve kadınları bilinçlendirmek amacıyla Meme Sağlığı Derneği tarafından İstanbul'da Bahçeşehir'de bir pilot proje gerçekleştirildi. Meme kanseri kayıt ve tarama projesi. Bu proje için neden özellikle Bahçeşehir'i seçtiniz? Buradaki amaç ne hocam? Bahçeşehir meme kanseri tarama ve kayıt programına seçildi. Çünkü Türkiye'nin Avrupa Birliği ödülü alan son derece modern, kayıtlarına ve adreslere çok kolay ulaşılabilen bir beldemiz. Bahçeşehir Belediyesi'nde onsuz, buruk da olsa bir anma töreni düzenlendi. Kemal Sunal adı Bahçeşehir'de bir caddede yaşayacak artık. Orada bu sanat ayağının bu kadar ciddiye alınmasını her zaman sevinçle karşıladım. Belediye başkanı dostumdur. Saygılar Kemal abi. Bahçeşehir'in ilk açılışı yapılırken o zaman başbakan olan Süleyman Demirel 21. yüzyılın şehri olarak açmıştı Bahçeşehir'i. O zaman daha yaşam başlamamıştı. Bahçeşehir, Türkiye'nin çağdaşlığının, modernliğinin en güzel şahidi. Burada güzel yerimiz yok, onu söyleyeyim. Bahçeşehir'den güzel şehrimiz yok. Şimdi Bahçeşehir'de yaşam başladı ve gerçekten de belki orada yaşamayanlar farkında değiller ama orada 21. yüzyıl yaşanıyor. 10 yıl önce bu kadar yeşil değildi. Şimdi çok yeşil, çok uygar, çok güzel ve çok şehir Bahçeşehir. Sayın Başkan genç, dinamik, çalışkan, başarılı, her işe koşuyor, her işe yetişmeye çalışıyor ve bunları yaparken de kaynağını kendisi yaratmaya çalışıyor. En büyük nokta bu. Hayır, ilk defa böyle bir vatandaşa bütünleşmiş belediye görüyorum. Kapılar halka açık. Yani ben şimdi birçok yere söyleyeceğim. Yani 24 saat çalışan belediye. Örgütte bir canlılık var. Bahçeşehir, Türkiye'nin en güzel şehri iddiası. Ben onu söylüyorum. Öyle tutmak için gayret etmek lazım. Bahçeşehir, Türkiye'nin göz bebeği bir şehir tutmak için sadece belediyelere iştirak etmek bence onur verici, gurur verici bir iş. Gelin, kamerayla daha çok yardım edelim, tekrar böyle yardım edelim. Ve her şey sizin için. Hiç kıskanmaya gerek yok. Bu ülkenin başarıyı alkışlayan sanatçıları olduğu gibi başarıyı takdir eden ve başarıya değer veren siyasi yapılar da vardır ve olmalıdır da. Ne var ki iktidarda olmanın gücünü elinde bulunduranların kendinden olmayanları sindirme ve ortadan kaldırma çabaları. İstanbul'da Bahçeşehir diye bir yerleşme merkezi var. Çok çağdaş bir kentleşme örneği, başarılı bir belediyecilik uygulaması. Ne uğraşıyorsunuz Bahçeşehir'le? Bu büyükşehir belediye alanı içindeki ilk kademe belediyeleri de ortadan kaldırılıyor. Onların da belediyelikleri iptal ediliyor. Bunların içinde öyle yerler var ki, daha önce de söyledim, Bahçeşehir fevkalade başarılı bir belediye. Hayır, onun belediyeliğine son vereceğiz, onu oraya buraya dağıtacağız. Referandum var mı? Yok. Bakın şurada, bak koymuşlar. 30 bin tane imza var burada, 30 bin tane imza. Bahçeşehir Belediyesi'nde yaşayan 30 bin insan buraya bildiriyle başvurdular. Biz istemiyoruz, biz belediye olarak kalmak istiyoruz diye. Soran var mı? Yok. Şimdi başbakan bir taraftan bölüyor. Yani AKP bir taraftan bölüyor, bir taraftan da birleştiriyor. Bahçeşehir gibi dünya markası, standartları olan, ödüller almış bir markayı Başakşehir gibi yeni, henüz oluşmakta olan bir başka beldeyle ya da semtle birleştiriyor. Hizmette, mizmette, beldeyle şunda bunlara kasıyor. Bu siyasi neden? Şimdi Bahçeşehir'den AKP çıkamıyor. Çıkamıyor. Boş yere demiyoruz, Türkiye sürprizler ülkesidir diyerekten sevgili seyirciler. Muhalefetin AK Parti'nin oy manevrası diye itiraz ettiği yasa kesinleşti. Çünkü Anayasa Mahkemesi bu konudaki iptal istemini reddetti. Bu durumda 1200'e yakın belediye kaldırılıyor. 43'ü de yeni ilçe kuruluyor. Yasayı İstanbul'da Bahçeşehir Belediyesi'nin
kaldırılması tartışmasıyla hatırlayacaksınız. Ama tartışma sadece Bahçeşehir'e yönelik değildi. Çünkü İstanbul, Diyarbakır ve İzmir gibi yerel seçimlerin en önemli duraklarında pek çok belediyeyi ilgilendiriyordu.